Aydın öğretmen atom kavramını anlatıp atom parçalarını şema üzerinde gösterdikten sonra öğrencilerden atom, proton, çekirdek ve elektron kavramlarını büyükten küçüğe doğru sıralamalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrencinin yapmış olduğu sıralama doğrudur? Şimdi bizim için burada en büyük olan kavram atomdur. O zaman birinci sırada atom yer alacak. Atomdan sonra da çekirdek yer alır. Çekirdeğin içerisinde proton ve elektronlar vardır ve nötronlar vardır. Proton da elektrondan yaklaşık 2000 kat daha büyüktür. O yüzden proton diyeceğiz ve en küçük de elektrondur. Sıralamamızı bu şekilde yaptık. Şıklara baktığımızda da cevabımız A seçeneği olacaktır. Öğretmen deftere atom modelleri çizdirirken öğrencilere elektronun bulundukları yerleri normalde modern atom kurallarına göre gösterilmesi gerekirken neden bor atom modeline göre gösterildiğini soruyor. Buna göre öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerin hangisi doğru cevap vermiştir? Modern atom modelini çizmek zor olduğu için, modern atom modelinde elektronun yeri tam olarak belli olmadığı için, Bohr atom modeli en son ortaya atılan teori olduğu için, modern atom modelinde atom çekirdeği belli olmadığı için. Şimdi A seçeneği bizim aradığımız doğru cevap değil. B seçeneğine bakınca da modern atom modelinde elektronların yeri tam olarak belli olmadığı için, çünkü burada elektron bulutları olduğu söyleniyor. O yüzden Bohr atom modeli kullanılıyor. Bu ifade bizim için doğrudur. C'ye baktık. Bohr atom modeli en son ortaya atılan teori olduğu için demiş. Hayır, bu ifade yanlıştır. Modern atom modelinde atom çekirdeği belli olmadığı için demiş. Bu ifade de yanlıştır. Cevabımız bizim B seçeneği olacaktır. Eski çağlardan günümüze kadar gözle görülemeyen ve hissedilemeyen atomlar hakkında bilim insanı çeşitli deneyler yapmış ve elde ettikleri bilgileri açıklamak için çeşitli bilimsel modeller ortaya koymuşlardır. Atomla ilgili yapılan yeni deneyler sonucunda eski modeller geliştirilmiş ve yerine yeni modeller getirilmiştir. Atom hakkında ortaya konulan her yeni model bir önceki modelin eksik kalan yönünü tamamlamıştır. Atomun keşfi ve aydınlatılması süreci ile ilgili olarak verilen metinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır? Yukarıdaki metinde A seçeneği ile ilgili bir açıklama yok. O yüzden bu ifade bizim için direkt gider. Bilimsel bilgi kayıtsız şahsı kabul edilir ve doğruluğu tartışılmaz demiş. Ama baktığımız zaman sürekli modeller geliştirilmiş, yeni modeller ortaya atılmış. O yüzden bu ifade de yanlıştır. C. Tarihsel gelişim sürecinde her bilimsel bilgi bir öncekinden ilham alarak oluşturulmuştur diyor. Evet, bu ifade doğrudur. Günümüzde kabul edilen atom modelinde eski modellere ait hiçbir bilgi kullanılmamıştır diyor. Bu ifade de bizim için yanlıştır ve cevabımız da C seçeneği olacaktır. Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Tüm madde taneciklerden oluşmuştur. Evet, bu ifade doğrudur. Ama maddelerin tanecikleri farklı olduğu için farklı maddeler ortaya çıkar. 2. Atom maddenin özelliğini taşıyan cansız ve en küçük yapı taşıdır demiş. Evet, bu doğrudur. Atomun içerisinde de hatta elektron, proton ve nötron yer almaktadır. 3. Canlı vücudundaki hücreler çok sayıda atomdan oluşmuştur. Evet, bizim vücudumuzda da gene atomlardan meydana gelmiştir. Hücreler dokuları, o dokular işte sistemlerde organizmaları falan oluşturur. Baktığımız zaman 3 önerge, 3 ifade de bizim için doğrudur. O yüzden de cevabımız D seçeneği olacaktır. Aslı yandaki atom şemasını
hazırlamıştır. Aslında hazırladığı şema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Katmanlarda elektron bulunduğunu biliyor. Evet, elektronları katmanlara yerleştirmiş. Bu doğrudur. Bir atomun birden fazla katman olabileceğini biliyor demiş. Evet, burada katman sayımız 2. Bu da doğrudur. Atomu oluşturan parçacıkların yüklerini karıştırıyor demiş. Protona pozitif, elektrona negatif ve nötrona da nötr demiş. Normalde buradaki vermiş olduğu şemadaki bilgiler doğrudur. O yüzden C seçeneğimiz yanlıştır. Çekirdekte bulunan parçacıkları biliyor demiş. Proton ve nötron çekirdekte bulunduğunu göstermiştir. Bu da bizim için doğrudur. O yüzden de yanlış olan şıkkımız C seçeneğidir. Atom hakkında farklı bilim insanları çeşitli fikirler öne sürmüşlerdir. Tarihsel süreç içinde bilim insanları öne sürdüğü fikirlerinden hangileri günümüzde kullanılan atom modellerine göre yanlış kabul edilmektedir? 1'e baktık, elektronlar belirli katmanlarda çekirdek etrafında dolanırlar demiş. Bu ifade yanlıştır. Çünkü elektronların atomun çevresinde döndüğünü söyler ama belirli katmanları yoktur. 2'ye bakalım, maddeler parçalar ayrılığında en sonunda bölünemeyen bir tanecik elde edilir. Bu tanecik atomdur demiş. Bu ifade de yanlıştır. Çünkü atom altı tanecikler de vardır. 3'e baktık, maddeler dışarıdan bakıldığında bütünmüş gibi görünmesine rağmen iç yapısı incelendiğinde daha küçük tanecikler olduğu görülmektedir demiş. Bu ifade günümüzdeki atom modeline uygundur. 1. ve 2. ifadeler yanlıştır. O yüzden de cevabımız B seçeneği olacaktır. Köksal öğretmen Fatma ve Taner'den atomla ilgili çalışma yapan bilim insanlarının çalışmalarını birer örnek vermelerini istiyor. Fatma ve Taner aşağıdaki örnekleri veriyor. Buna göre Fatma ve Taner'in bahsettiği bilim insanları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Evet, şimdi bu bilim insanı araştırmalarını bilimsel olarak tamamlamamıştır. Bu kişi Demokritus'tur, hatta Atomus diye ortaya atmıştır atomu. Evet, buradan kim gelecek? Demokritos gelecek. İlk atom modeli, yani bilimsel anlamdaki ilk atom modelinde Dalton ortaya atmıştır. O zaman birisi Demokritus'tur, diğeri de Dalton'dur. Cevabımız da D seçeneği olacaktır.